صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آل عمران suresindeyiz. Maide suresindeyiz. Surenin 48. ayetindeyiz. Estaizu billah. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Maide suresi 48. ayet. Ayeti geçen ders ele almaya başlamıştık. Allah Azze ve Celle bu ayetin girişinde evvel emirde Allah'ın Resulüne hitaben biz sana kitabı hak ile indirdik. Kendisinden önce kitap namına ne varsa onları tasdik eden ve onların üzerinde bir muheymin olmak üzere فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ dolayısıyla sen onların arasında hükmet بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdikleriyle hükmet وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ dolayısıyla onların hevalarına uyma عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ sana gelmiş bulunan haktan öteye onların hevalarına uymayasın. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ sanıyorum geçen ders burada kaldık. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا sizden her biriniz için yani her bir topluluk için sizlerden hem şira dediği şeyi var ettiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Hem de minhaç var ettiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi helal haram boyutunda bir çerçeveyi insanlık için açılan bir yolu, kurallar manzumesini şira. Minhaç daha ziyade onların ibadetlerine yönelik Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden nasıl bir kulluk bellediğine yönelik bir ifade olsa gerek. Kelime manaları itibariyle her ikisi de esasen yol anlamına gelebilir. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً ama ne var ki şira daha hukuksal boyutuyla öne çıkmış bir kavram. مِنْهَاج daha yöntemsel boyutuyla öne çıkan bir kavram gibi duruyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا böylece Allah Azze ve Celle ümmetlere farklı farklı teşrilerde bulunduğunu, farklı farklı minhaçlar verdiğini açıklamış oluyor. Bunu açıkladığı aynı ayette hala Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik ettiğini haber veriyor. Dolayısıyla bir önceki ayetlerde bahsettiğimiz üzere bu tasdik edicilik teşri boyutuyla değil, ibadetteki yöntemler ve biçimler boyutuyla değil, esası itibariyle inanç boyutuyla olsa gerek. Çünkü farklı teşriler, farklı minhaçlar, Allah Azze ve Celle farklı yöntemler, farklı helal haram çizgileri ümmetlere farklı farklı verdiği halde ümmetlerin
kitaplarını hala birbirlerini tasdik edici olarak tarif ediyor. Demek ki bu tasdik etme boyutu doğrular, yanlışlar, hak ve batıl çizgisinde olan bir tasdik edicilik, inanç boyutuyla olan bir tasdik edicilik, yoksa orada farklı bir ibadetten söz ediliyor olabilir. Orada daha farklı bir haram, helal çizgisinden söz ediliyor olabilir. Kur'an'da bu daha farklı olabilir. Bu farklılık Kur'an'ı onları tasdik eden bir kitap olmaktan yahut İncil'i, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olmaktan çıkarmaz. Allah Azze ve Celle teşri ve minhaç boyutuyla farklı kıldığını zaten haber veriyor ama yine de bu kitapların birbirlerini tasdik ettiğini söylüyor. Şu halde bu tasdik edicilik inanç boyutuyla olsa gerek, esası itibariyle olsa gerek, dinin temel akidesi bakımından olsa gerek, hangi inancı davet ettiği, hangi inancı seslendirdiği, buyruk sahibi olarak yegane yaratıcı Cenab-ı Hakk'a kulluğu önerdiği açısından bu kitaplar aynı mesajı insanlara ulaştırmışlardır. Ne var ki bu kulluğun nasıl olacağı hususunda farklılıklar olabilir. Dolayısıyla da tasdik ediciliği hani önceki derslerde konuştuğumuzda teşri boyutuyla da sananlar bunun böyle olmadığına dair en güzel delili bu ayette bulacaklardır. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَحِدًا Halbuki Allah dileseydi farklı farklı teşrilerde bulunmaz. Hepinizi tek bir şeriat ile, tek bir ibadet esaslarıyla ve yöntemleriyle buluşturur. Bunu hepinize geçerli kılardı. لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَحِدًا Ama böyle yapmadı. Niçin? وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınasın diye her ümmette farklı şartlar, farklı sorumluluklar oluşturdu. Bu farklılık hayatın tabii akışına veren, bu farklılık tarihin tabii sürecine verilen bir mana ile insan özgürlüğünü takviye ediyor. İnsanın tabii bir ortamda Cenab-ı Hak'tan perdelenmiş haliyle gayben yaşamasına imkan veriyor. Hayatın kendi içerisindeki bu tabiilik üzere Allah Azze ve Celle sınadığını haber veriyor. Geçmişten bugüne gelen insanlık tarihindeki uzayan birikim, gelişim vesaire insanlara demek ki böyle iptidai başlamış bugünlere geliyor. Süreç tabii vehmini veriyor. Kuşaklar arası her yeni doğan kuşağın öncekinin yerini alması bunun böyle devam edecek bir şeymiş gibi bir hava veriyor. Aksi takdirde bütün bir insanlık aynı anda hep birlikte hayata girseydi, aynı ortamda, aynı sorularla, aynı koşullarla insanın aklında ve kendi iradesinde bu tabii sığınacağı, hayat kendiliğinden akıyor diye sığınacağı bir yer kalmayacak. Doğrudan düpedüz sınav olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktı ki bu onun iradesini örseler. Halbuki şimdi öyle düşünmüyor. Tabii bir akış var. Gerek tarihten bugüne gelen, gerek bugün kendi içerisinde yarınlara doğru evrilen nesiller, üreme, insanlığın bilgi birikimindeki artış vesaire bir süreç olarak tabii bir algı oluşturuyor güya. Halbuki Allah Azze ve Celle bu görünen, tabii akıyormuş gibi görünen, sanki kendiliğinden akıyormuş gibi bir vehim veren, zira akıl bunu doğrulamaz, bu insanın sınanması için gerekli olan ortamı oluşturuyor. Aramızdaki birbirimize nazaran olan farklılıklar da aynı amaca hizmet ediyor. Sanki birileri kazanınca zengin oluyormuş gibi, bir başkasının fakirliği, bir başkasının erkekliği, kadınlığı, berikinin zekası, farklı farklı oluş da yine tabii herkes kendi kavgasını güdüyormuş havası veriyor. Her birimizi ayrı ayrı doyuran o yegane kudret bu esbab içerisinde kendisini geriye çekmiş gözüküyor. Buna sığınmak isteyen, kendi yaptığı için kazandığını sanan, kendi
birlikteliğinden ötürü çocuğu olduğunu sanan ya diğer her türlü eline geçen nimetleri aradaki bağışlayın kıytırık birkaç sebebe bağlayıp akretmekten vazgeçecekler açısından bu değişik rengarenk ortam onlar için son derece verimli gözüküyor. Hemen kendilerini buna kaptırıveriyorlar. Bu sığındıkları bu şey onların iradelerine imkan sağlıyor. Aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın hükümran olan buyruğunu apaçık ve seçik her olayda karşı karşıya, her olayda karşılarında görselerdi, aksi bir tercihte bulunmaları zorlanırdı, zorlaşırdı. Bu da onların iradelerini ortadan kaldırırdı. Dolayısıyla bu farklılık, bu rengarenk ortam gerek tarihten bugüne gelen, gerek bugün birbirimiz arasında olan bu farklılıklar, tek tip olmayışımız aslında irademizi serbestçe kullanmamıza imkan sağlıyor. Çünkü bu aradaki ilgiler, bağlantılar ve sebepleri biz veya bazı kimseler olayın tabii aktığına yormak için kullanabiliyorlar. Halbuki aklederek akleden kimseler bu perdeleri tek hamlede ortadan kaldırıp yegane kudretin geçmiştekileri de bugünküleri de hem yaratan hem de yaşatan, besleyen yegane kudret olduğunu ve her an hayatı bütün ayrıntılarıyla yaşattığı ve yürüttüğü gerçeğine ancak aklederek varabiliyorlar. Dolayısıyla وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا اَتَاكُمْ sizi sınasın diye Allah sizi tek tip var etmedi. Tek tip bir ümmet kılmadı ifadesi böyle anlaşılabilir. Benzeri ifadeler Kur'an-ı Kerim'de sıkça var. Belki 7-8 kez olabilir. Ancak diğer yerlerde şöyle farklı manalar da ortaya çıkabiliyor. Burada ümmetler arası bir kıyaslama üzerinden gittiği için bu demin bahsettiğim yoruma başvurdum. Bazı yerlerde Allah Azze ve Celle ümmetler arası değil de bireyler arası bir kıyaslamada da aynı ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla o bireyler arası bir kıyaslamada kullanılan Allah dileseydi hepinizi tek tip yapardı ifadesi daha ziyade şöyle anlaşılabilir. Allah dileseydi hepinizi zoraki mümin yapardı. Aranızda hiçbir kimsenin farklılaşmasına, kafir olmasına, münafıklaşmasına imkan vermezdi. Meşiyet-i ilahi dileseydi tek tipleştirirdi hepinizi, buna kendi iradesini bunun içerisine dahil eder. Cebren sizi, hepinizi müminler yapardı. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ayetinde olduğu gibi. Ancak Allah insanları bu anlamda zorlamadı. Onlara imkan ve ihtiyar verdi. Seçim, tercihte bulunma imkanı verdi. Kendilerini özgürce ifade etme, iyilikten ve kötülükten yana. Bu sebeple farklılıklar özgürlük olunca, irade olunca herkes dilediğince davranmayı seçti. Dolayısıyla da farklılıklar ortaya çıktı. Bu ifade kalıpları birbirine benzese de buradaki ayetin ifadesinin ümmetler arası bir kıyaslama esaslı olduğundan demin söylediğimden daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani teşri bakımından, minaç bakımından Allah her birinize ayrı ayrı teşri verdi. Dileseydi aynı teşriği hepinize uygulardı. İçinde bir bağlamda geçiyor bu. Önüyle arkasıyla. Ancak o diğer bahsettiklerimizde yatayda bireyler arasındaki eşitsizliği Cenab-ı Hak konu ediniyor. Burada ise dikeyde tarihe uzanan boyutuyla ümmetler arası farklı teşrilerin sadece teşri bakımından değil insanlığın yaşadığı koşullar da tarihi derinliklerde farklılaşıyor. Daha iptidai, daha farklı. Bugünkü insanların teknik bakımdan kavuştukları pek çok imkandan yoksun. Daha bir primer. Hani bu farklı koşullar fiziken olan farklı koşullara ilaveten veya buna uygun gelecek şekilde Allah Azze ve Celle teşriği de minhacı da farklılaştırmış. Ne var ki herkese kendisine ne denli verildiyse, neler verildiyse sorumluluğu da verilenler üzerinden olduğundan arka planda bir adalet
bütün ümmetler için aynen işliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle vermediklerini geçmiş ümmetlerden istemediğine göre, az verdiyse az verdikleri üzerinden isteyerek yine yoklamasını, sınavını aynı şekilde işletiyor olmalı. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ya başka bir ayette La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiçbir kimseye vermediği bir şeyi mükellef tutmaz. Dolayısıyla farklılaşan boyutu var, evet, geçmişten bugüne. Ama arka planda yine adalet işliyor. Yine Allah Azze ve Celle farklı ortamda, farklı sınıflarda da olsa, farklı sorularla da olsa yine insanın iyiden ve kötüden yana tercihini ortaya çıkaracak sorularla karşı karşıya getiriyor. Bu tercihi ortaya çıkardıktan sonra çıkardığı araçların farklılaşması bir mesele değil, mühim bir mesele değil. Önemli olan o tercihi Cenab-ı Hakk'ın çıkarması. İnsanın bu tercihi serbestçe ve özgürce yapıyor olması. Hocam, Maide Suresi'nin 3. ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım, kemale erdirdim dediğinde biz baştan o ayet indiği zamana kadar olan süreci mi düşünmeliyiz, yoksa sadece son ümmet olan bizlerin için mi dinimiz tamamlandı? Yani o ayeti işlediğimizde her iki ihtimali de konuştuk, seslendirdik. Yani her ikisi de olabilir sanki. Yani bütün insanlığa hitaben Cenab-ı Hak konuşuyormuş gibi düşündüğünüzde, geçmiş ümmetlerden sonra din, yani çünkü bir önceki ümmetlerde din daha bir böyle primer, iptidai kaldığı evreler var. Ama bu iptidailiği yani amel sahasında, ondan sonra hukuksal açıdan, mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam'a, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e verildiği kadar karmaşık hukuk kuralları, iktisada ilişkin, beşeri hayata ilişkin vesaire verilmiş midir? Baktığınızda Hazreti Nuh Aleyhisselam sanki kavmiyle olan mücadelesinde tıpkı Hazreti Peygamber'in Mekke dönemine tekabül edecek bir serüvenle sonlanıyor sanki. Bütün şey, o uzun da olsa nübüvvet dönemi. Dolayısıyla da buralara gelmeden yarıca kaldığı düşünülebilir. Başka nebilerde de bunlar düşünülebilir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ise bu başarıya ulaşıyor. Medine süreciyle birlikte toplumsal hayatta karşılığını buluyor, genişliyor, büyüyor. Bu açılardan düşünüldüğünde tamamlanma sürecini görmüş. Bir de son çağrı olması, kendisinden sonra bir başka çağrıyla tamamlanmayacak, desteklenmeyecek. Dolayısıyla sonraki bütün bir dilimi kapsayacak mükemmellikte olması da beklenir. O bütün bu açılardan düşündüğünüzde hem önceki din ve diyanetlerden daha mükemmel olması beklenir. Dolayısıyla ayet böyle anlaşılabilir. Hem de Allah'ın Resulü'nün başladığı, kendisiyle birlikte başlayan, Mekke'de başlayan sürecin nihayete erdiği ve tamamlandığı, hatta ikmal olduğu, yani geriye eksik bir şey bırakmadığı anı anlatıyor olabilir. Her ikisi de çok buradaki muheyminle bir muheymin olması bakımından, ancak müheymin olması sadece ikmal etmesi açısından değil, oralarda vaktiyle zaten eksik olanlar açısından değil, oralarda bozulmuş, yozlaşmış olanlar açısından da muheymin. Dolayısıyla biraz daha farklı burası. Yani oralarda yozlaştırılmış pek çok şey var. Tarihi bilgiler açısından oralarda, Cenab-ı Hakk'ın buyrukları açısından da yozlaştırılmış, değiştirilmiş durumlar olabilir. Müşterek olanlarda zaten Kur'an onlarla aynı paydayı seslendiriyor. Farklılaştığı yerde Cenab-ı Hak Kur'an'ı muheymin ilan ediyor. Yani doğrusunu Kur'an söylüyordur. İsterseniz gidin bu anlamda araştırmanızı yapın. Kur'an'ın muheymin olduğunu göreceksiniz demeye getiriyor olabilir. Aklıma bir şey geliyor ama yanlış mı doğru mu tam bilemiyorum. Yani güncel hayat içerisinde bizi yaratan o da güncel olarak şartlarını, kurallarını o günceli takip etmiyor, günceli yaratıyor.
Yani Allah Azze ve Celle'nin önünde bir çığır açan yok ki o onu izlesin. Farklılaşan her yeni demi, her yeni saniyeyi Allah Azze ve Celle yaratıyor. Dolayısıyla bir şeyleri izlemiyor. Kendi yeni yarattığı koşullara, koşulların peşinden bizi sürüklüyor. Dolayısıyla o bir yeni bir oluşumu, yeni bir gelişimi takip eden değil, zaten bunu böyle kurgulamış olandır. Yani insanlık tarihi açısından eğer iptidai başlayıp komplekse doğru gelen bir süreç varsa, bunu zaten Allah böylece tasarlamış olandır. Daha örneği küçük, herhangi bir dönemde yaşayan sahabelerden herhangi bir basın başına bir olay geldiğinde, olayla ilgili bir ayet hemen inebiliyor. Daha geniş baktığımızda da ümmetlerle ilgili böyle düşünebilir miyiz? Şimdi bahsettiğiniz kıyaslamayı anlayabiliyorum. Kur'an'ın nuzulundaki bu tedrici boyut, bu zaten olağanüstü bir şey. Yani orada sorduğunuz soru daha bir göze batar halde öne çıkıyor. Yani Kur'an nuzulunu veya Kur'an'ın yapısal oluşumunu öğrenen bir kimse açısından da çok dikkat çekici. Çünkü sebepler mi Kur'an nuzulunu tetikliyor? Ve dolayısıyla da Kur'an'ı Kur'an yapıyor, Kur'an'ı oluşturuyor, şekillerini bırak, yeni ayet katıyor Kur'an'ı. Dolayısıyla insan aklıyla düşündüğümüzde, aa bu olay olmasaydı, demek ki böyle bir ayet olmayacaktı gibi bir çözümlemeye doğru, geri doğru. O zaman baktığınızda sanki Allah Azze ve Celle her indirdiği ayetle olaylara yetişmeye çalışan, aa böyle bir sorun çıktı, şimdi kişi ailesini zina ile suçluyor, mevcut kurallar yetersiz. Dolayısıyla da lian ayetlerini gönderiyor mesela. Dolayısıyla böyle Yüce Yaradan'ın olayların peşinden koşan, yeni yeni hukuki düzenlemeler yapan, hatta bazen değişikliğe giden gibi böyle bir çehre, böyle bir görüntü. Bunu böyle algılarsanız böyledir. Yok algılama bundan ötürü kuşku duyma, çünkü görüntü bunu gösteriyor. Ancak böyle bir süreç, böyle peşinden koşulan bir süreç, sürecin sonunda ortaya çıkan şey mükemmel olmaz, dağınık olur, bir vakit söylediğiyle bir vakit çelişir, yetişemediği, bilemediği pek çok gerçekleşmemiş olaylar açısından eksik kalır. Efendim söyleyeyim. Gönderdiği her yeni fırça darbesi yetişmeye çalıştığından büyük resme baktığınızda hiçbir insicam göremezsiniz. Part part, birbirinden bağımsız, birbirinden kopuk bir sonuç çıkacaktır ortaya, bir resim çıkacaktır ortaya. Ancak Kur'an incelendiğinde böyle bir durumla karşı karşıya gelmezsiniz. Kur'an incelendiğinde Kur'an'ın kendi yapısı içerisinde muhteşem bir, hem anlamsal açıdan bir insicam, hem de yapısal açıdan büyük bir bütünlük gördüğünüzde bu kez geri dönüp şunu sorguluyorsunuz. Acaba gelişecek olan olayları vaktiyle öncesinden bildiği üzere göndereceği kitabı bunlara bilerek iliştire mi göndermiş diye. Çünkü eğer biri birinden bağımsız mektuplarda farklı farklı şeyler gönderiyor, farklı farklı zamanlarda, bunları yap buz parçaları gibi düşünebilirsiniz. Bunları siz birleştirdiğinizde, yan yana getirdiğinizde, arkada bir resim görüyorsanız, o zaman hüküm kanaat edeceğiniz şey, bu bana göndermeden önce bunları zaten yapmış, en baştan yapmış. Mesela Peygamber Efendimiz'in geleceğini İncil'de haber gibi diyorsunuz. Nasıl bir ilgi kurdunuz orada? Ha, göndereceği bir Resulün haber verilmesi. Bu dediğimiz olay ama daha komplike. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Biri size bir yazı gönderiyor. Yazıyı ama böyle şekilli bir şekilde yazıyor, gönderiyor. Siz cevap yazıyorsunuz. Sizin cevabınıza yönelik de sizin cevap yazıyor. Böyle yazışıyorsunuz. 100 yaprak yazıştığınızı düşünün böyle.
Sonra onun o verdiği 100 tane yaprağı duvara yapıştırıyorsunuz. Uzaktan gelip baktığınızda o sizinle yazıştığı yazılardan bakıyorsunuz ki sizin resminizi çizmiş. Şimdi dönüp diyorsunuz ki ben soru sordum, soruma da ayrıca cevaplar verdi. Yani bunları daha baştan bu şekli oluşturacak şekilde nasıl tasarlamış olabilir? Ben resmin içerisine girdim, müdahil oldum. Güya benim etkimle bir şeyler değişti veya öyle gözüküyor. Halbuki Yüce Yaradan, yani Kur'an'ı tedrici indirmeyi murat ettiği üzere bunu hayatın içerisinde iliştireceği olayları gaybı bilmesi dolayısıyla daha önceden belirlemiş ve vaktiyle var olan kitabı bunlar ile ilişkilendirerek hayatın içerisine göndermiş olmalıdır. Zira elimizdeki yapı kendi içerisinde muazzam bir insicama sahip. Aksi takdirde bunu sonuçlandıramazdı. Madem ki olaylara yetişmeye çalışıyor, ne burada doğru dürüst elle tutulur bir hukuki zemin oluşturabilirdi, ne bu böyle bir bağlam oluşturabilirdi. Kaldı ki sadece olaylara iliştirilmiş gibi durmuyor. Bir de gelen ifadelerin eğer elinizde rivayetler olmazsa hangi olayla ilişkilendiğini de bilemeyebilirsiniz. Şablon halinde, olaylardan da steril bir halde ayetleşiyor. Yani içerisinde ne kimin olayıyla ilgili geçtiği, ne hangi olayla ilgili nazil olduğu, o hangi olaya karşılık geldiği, bunlardan da steril bir ifadeyle karşı karşıyasınız. Demek ki bu baştan bütünüyle hesaplı olarak düzenlenmiş, belli ilintilerle, hayatın içerisindeki belli ilintilerle zaman içerisinde gönderile durmuş ve tamamlandığında Yüce Rabbim bunları zaten baştan böylece tasarlayıp, böylece kurguladığı, böylece buyurduğu diyelim ve sonrasında da peyderpey indirdiği anlaşılmaktadır. Yoksa diğer türlü olayların ardından koşa koşa, yetişe yetişe, alelacele ayetlerle bilgisi eksikliği dolayısıyla koşmaya çalışan birinin yapacağı yapıtta bir bütünlük olmaz, bir tutarlılık olmaz. Ortaya bütünde bir resim ortaya çıkmaz. Dağınık olur. Dolayısıyla da ne insanlık tarihi açısından ne de ümmetin kendi tarihi içerisindeki durumlarda Allah Azze ve Celle zamanın peşinden koşan bir durumda değildir. Tersine zamanın gelişimini açan kudrettir o. Yani zamanın ilerleyen her demini yaratan, var eden, her yeni açılan sahneyi bizatihi yaratan kudret o. Dolayısıyla onun öncesinde bir adımı atan kimse yok. O ilk adımı o atıyor. Huvel evvelu. Çünkü kendisi zaten başlangıcı olmayan ilk ve'l-âhiru ve en son. Dolayısıyla ondan öteye onun da önünü açan bir kimse söz konusu değil. Madem ki gaybı şuhudun dışında önüyle arkasıyla biliyor, şu halde onun için belli şeylere denk getirmek zor olmasa gerek, gayet kolaydır. Siz yarınki günün nasıl akacağını bilirseniz, o zaman yarınki günle ilgili şu vakitte şurada bulunayım, şu olay gerçekleşecek. Şu vakitte de şurada bulunayım, şuradan şu torbayı aşağı atayım falanca oradan geçecek. Yani biliyorsanız eğer yarınki akışı, orada istediğiniz yerde, istediğiniz anda bulunur, istediğiniz yere, istediğiniz şekilde dahil olabilirsiniz. Yeter ki o akışı bilin. Şu halde Allah Azze ve Celle geleceğe dönük akışı biliyorsa, elinde var olan, zaten buyurduğu, ifade ettiği bu kitabı, indirdiği bu kitabı peyderpey nerede, nasıl, hayatın hangi bölümlerinde ve nerelerde indireceğini tayin etmesi, belirlemesi gayet kolay olur. Buna böyle inanmaktan ziyade bunun böyle sonuçlandığını görmek önemlidir. Bunu görmek için de Kur'an'ı bu gözle incelemek lazım. Kur'an darmadağınık, kurallar bütünlüğü açısından olaylara yetişmeye çalışmış. Alın işte bizim anayasamız. Başında bir şeyler yapılmış. Sonra sürekli yetişilmeye çalışıldı. Ya bu şunu yapalım, şunu ekleyelim, bunu yapalım, bunu ekleyelim. Şimdi ne diyorlar? Delik deşik bir şeyle karşı karşıyayız diyorlar. Dili bir defa kendi içerisinde tutarlı değil. Vaktiyle yazılan dilden sonra başkalarının dili,
başka olayların gerektirdiği hususlar girdi. Bir yere kadar geliyorsunuz, yani ondan sonra ılık bir suyla karşı karşıya geliyor. Bir yere geliyorsunuz, çarpılıyorsunuz, dil yine eski yere dönüyor. Kendi içerisinde bir sürü tutarsızlıkları var, Anayasa Mahkemesi habire iptal edip duruyor. Aa, bu da uygulanamaz çünkü falancalarla, falanca maddelerle uyumlu değil. Çünkü böyle baştan bir bütünlük ile düzenlenmemiş, tertip edilmemiş tasarımı tek elden, ilk baştan çerçeve çizilmemiş ve buna göre bütün ögeler yerleştirilmemiş ise zaman içerisinde böyle böyle orada dağınık bir durum ortaya çıkar, tutarsızlık ortaya çıkar. Yapısal olarak karma karışık, anlamsal olarak karma karışık, hiçbir bütünlüğü olmayan bir durumla karşı karşıya gelirsiniz. Halbuki Kur'an-ı Kerim böyle değildir. Hem anlamsal bakımından hem de yapısal açıdan Kur'an-ı Kerim'i de incelediğinizde, işte simetrik kitaba bakın mesela, sayısal açıdan bakın, muazzam bir bütünlük ile karşınıza çıkıyor. Bunu böyle zaman içerisinde baştan öngörülmemiş olsa düzenlenmesi mümkün olabilir mi? لِكُلِّنْ جَعَلْنَا. Üstelik öyle bir dağınıklıkla geliyor ki Kur'an. İki ayet geliyor, falanca surenin içerisine konu deniyor. Yani öyle bir sure açılıyor, o sure bitene kadar hep gelen ayetler o sureyi dolduruyor. Sonra sure kapandı, hadi yeni sure. Öyle değil. Bildiğiniz sureler açık hepsi, bekliyor inmiş ne kadar sure varsa. Gelen ayet falanca sureye, yani bütün sureler açık halde bekliyorlar. Çok az sure var böyle başıyla sonuyla inen, Saf suresi gibi mesela, bir bütün olarak nazil olan. Nasıl? Sadece bu yönü de bile... Olağanüstü bu. Yani bütün sureler açık bekliyor. Siz ayet geliyor, bir tane ayet geliyor, surenin birine, orta yerine gidip yerleşiveriyor. Falanca ayetin önüne bunu koyun diyor Allah'ın Resulü. Ve siz onu okuduğunuzda ne şey, ses şeyi açısından, akışı açısından farklı buluyorsunuz onu, ne anlam olarak ne de bulunduğu yerin yer açısından. Oranın vazgeçilmezi görüyorsunuz. Ama o ayet kim bilir kaç ay yahut yıl sonra geldi, yerini buldu, doldurdu o sure içerisinde. Bu son derece önemli bir şey. Kur'an bu açıdan eleştirilmeye değil, Kur'an bu açıdan hayranlıkla, şaşkınlıkla karşısında durulup nasıl olabilir denmeyi hak ediyor. Nasıl olabilir bir adam habire birer, ikişer, üçer, beşer ayet getiriyor ve her getirdiği ayeti falanca yere konacak diyor, bitiyor. O yerinden oynatılmıyor. Ve sonra biz elimize bir kitabı alıyoruz, olağanüstü bir insicamla karşı karşıya geliyoruz. Burada Allah Azze ve Celle aslında bize gücünü, kudretini, ilmini ispat ediyor. O bizim elimize, elimizle dokunduğumuz bir şeye dönüşüyor. Sadece uzaktan uzağa inandığımız değil, göz göre göre yaşadığımız, yoklayabildiğimiz bir duruma dönüşüyor. Ve elimizde taşıyoruz onu. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet var ederdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ. Ancak sizi imtihan veya sınasın diye. Bu eleştiri bugün de devam ediyor ve ilk baştan müşrikler tarafından da seslendirilmiş. لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Kur'an tek seferde defaten indirilseydi ya, Cenab-ı Hak ne diyor buna karşılık? لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Hayır, biz bunu böyle parça parça indiriyoruz. Bununla senin gönlünü tespit edelim. Sebat, yani tespit etme, sağlamlaştırma demek. Gönlüne bu bir ayete dönüşecek. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Böyle tertil edilmesi, sıralanması, bu ahenk içerisinde parça parça gönderilmesi, hem o gün açısından yeni vahiy geldikçe onları destekleyen, onlara yeni vahiy hazzını yaşatan, o gücü yaşatan, o şey, hem de bizler açısından da o parça parça nazil olması bizim gönlümüze su serpiyor. Buradaki olağanüstü mucizeyi görünce hayranlık içerisinde kalıyoruz.
olağanüstü bir şaşkınlık içerisinde kalıyoruz. Nasıl olabilir? Ben ki hepimiz birer insanız. Not aldığınız notlara bakın. Birer ikişer yazdığınız not defterinizi inceleyin. Zaman içerisinde tuttuğunuz bu notları şöyle bir sonra gidin gözden geçirin. Birçoğunu hatırlayamayacak, birçoğu birbirine aykırı düşen yani. Çünkü araya zaman giriyor. İnsan, tek bir insan bile olsa, bütüncül bir şey yazmak istiyorsa oturup ona kapanıp, kurallarını yazıp, çerçevesini kafasında tasarlayıp, hatta tez yazmak isteyenler hocaları ne diyor? Önce bana şeyi, planı getir. Çünkü önce planı yazmazsan ortaya düzgün bir şey çıkmaz. Önce bir planı koy bakalım. Dolayısıyla tez öncesinde kişi planla ilgili, daha ortada bir şey yok, planla ilgili oturup neredeyse aylarca vakit harcar. Sonrası kolay. Plan ortaya çıktı mı artık yapacağı şey, yani şunu alacak, buraya koyacak, bunu alacak, bu araştırma yapacak, buraya koyacak, falanca araştırma yapacak, falanca bölüme koyacak. Plansız gidersen oğlum rezil olursun, ortada bir şey çıkmaz. Şimdi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam düşünün ki birer ikişer ayetle 6000 küsur ayeti hem de zaman içerisinde, yıllar içerisinde, 20 küsur yıl içerisinde insanlığa getiriyor. Ve bu kitabı elinize aldığınızda muazzam bir ahenk, muazzam bir iç uyum ve bütünlük ve olağanüstü bir yapıyla karşı karşıya geliyorsunuz. İşte كَذَٰلِكَ لِنْثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.